Merhaba sevgili dostlar. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin Sahih-i Müslim Şerhi Minhaç adlı eserinden okumaya devam ediyoruz. Konumuz oruç. 14. bab. Oruç tutan kimsenin Ramazan gününde cima etmesinin ağır haram olduğu ve bu durumda büyük kefaret vacip olduğu, bu kefaretin beyanı ve hem zengin hem yoksul vacip olup yoksulun üzerine onu ödeyinceye kadar da zimmetinde borç olarak kalacağı konusundaki bölüm. Bize Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, helak oldum ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü ona dedi ki, helak olma sebebin nedir? Adam, Ramazan ayında hanımımla cima ettim buyurdu. Yani cima, cinsel birleşme, cinsel ilişkiye girdim bu dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir köle hürriyetine kavuşturacak kadar varlıklı mısın dedi. Adam, hayır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, peki, kesintisiz 2 ay oruç tutabilir misin? Kesintisiz 2 ay oruç tutabilir misin buyurdu. Adam hayır dedi. Allah Resulü peki 60 yoksula yemek yedirecek kadar bir şeyler bulabilir misin? Buyurdu. Adam yine hayır dedi. İçinde hurma bulunan bir zembil getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tasadduk et dedi. Adam bizden daha fakirine mi? Bu şehrin, Medine'nin 2 kara taşlığı arasında böyle bir şeye bizden daha çok ihtiyacı olan bulunan halkı yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem göz dişleri görününceye kadar güldü. Sonra da haydi git dedi bunu. Ailene yedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle rivayet edilmiş. Bu farklı farklı rivayetler 2591 nolu hadislerde ve benzer bir şekilde bu rivayetler yer almıştır. Yine bu rivayetlerin açıklamasını, şerhine geçersek, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Ramazan ayında gündüz hanımıyla cima eden kişiyle ilgili hadisler gelmiştir. Aynı konuda Ebu Hüreyre'den farklı farklı ravilerden, kanallardan, ravi zincirlerinden gelmiştir. İlim adamlarının benimsediği görüşlere göre kasten bozacak şekilde Ramazan ayı gününde karısıyla cima eden bir kimse kefaret de bulunması gerekir. Yani gece niyet etmiş, hasta değil, hastalık yok, bir özür, yolcu değil, gecede niyet etmiş, bu niyetinin üstüne onu bozacak bir mazeret de yok, bir zaruret de yok. Kasten, bilerek Ramazan ayında hanımıyla cinsel ilişkiye girmişse gündüzün, bu adama kefaret gerekir. Kefaret ise çalışmasına açıkça engel teşkil edecek, kusurları bulunmayan, şimdi kefaret gerekir. Kefaret de hadis-i şerife göre birincisi hür ve mümin bir köle, ikincisi eğer onu yapacak kadar varlığı imkanı yoksa, bulamıyorsa, 2 ay peş peşe hiç ara vermeksizin oruç tutmak. Eğer buna da sağlığı gücü yerinde değilse o zaman 60 fakire doyurmaktır. 60 fakiri doyurmak, her fakirin doyması bir muttur. Bir mut ise 1/3 rıtıldır. Yani eğer bir fakire, yani yaklaşık bir fitre miktarı olacak şekilde hesap edilecek
buğday miktarıdır diye Şafii alimleri böyle açıklıyor. Yani fitre ölçüsü neyse 60 fakiri doyurmak da 60 kere bu fitre ölçüsünü fakirlere dağıtmaktır. Eğer bir kişi bunların hiçbirini yapmaya gücü yoksa İmam Şafii'den iki görüş nakli vardır. İmam Nevevi'nin naklettiği birinci görüşe göre bu kişinin üstünde hiçbir sorumluluk olmaz. Üstüne de borç olarak yazılmaz. İkinci görüşe göre ise bu kişi bu kefaret borcunu, yani bu 60 fakiri doyurma borcu üstüne zimmetli olur. Ne zaman imkanı oluşursa onu 60 fakire vermesi gerekir. Bu hadis-i şerifte orucu kasten bozan kişi bunu bozmayı hanımıyla cinsel ilişki yaparak yapıyor. Hanefi mezhebine bunu yiyerek, içerek de yapsa aynı şekilde kefaret gerekir. Şafilere göre ise yiyerek, içerek bozduğunda sadece kaza gerekir. Cinsel ilişkiyle bozarsa kefaret gerekir. Unutarak cinsel ilişki, yani oruçta olduğunu unutup da cinsel ilişkiye giren bir kimseye gündüzün aynen unutarak yemek içmek gibi orucu bozmaz, kefaret de gerekmez. Yani hem orucu bozulmaz İmam Şafii mezhebine göre hem de kefaret gerekmez. Mezhep alimlerinin sahih görüşüne göre böyledir. Ama İmam Malik'in mezhebindeki alimlerden kefaret gerekeceği şeklinde fetva vardır. İmam Ahmet'ten de benzer şekilde kefaret gerekir diye rivayet olmuştur. Ata, Rabia, Rebia, Evzai, Leys ve Sevri, onlara göre ise kaza gerekir ama kefaret gerekmez. Ama Hanefi ve Şafii mezhebine göre unutarak hanımıyla cinsel ilişkiye Ramazan günü bilmeden unutarak Ramazan olduğunu, oruç olduğunu unutup yaparsa buna kefaret gerekmez. Evet, bunlar anlattıktan sonra bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin burada adam benim hiçbir şeye gücü yetmeyen bir fakirim, yani 60 fakiri doyuracak imkanım da yok deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zembil dolusu hurma getirttirmiş. Adama bunu fakir fukaraya dağıt deyince adam benden daha fakiri mi var dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman git bunu ailene yedir demiştir. Biz de buradan anlıyoruz ki bu adamın yoksulluğu sebebiyle fakir, kendisi zaten muhtaç, onu ailesine yedirmesi de sadaka hükmündedir zaten. Resulullah Efendimiz'in merhameti, insanlara olan hoşgörüsü ve adamın benden daha fakiri de yok deyinceki gülümsemesi de onun insanlara yaklaşımını ortaya koyuyor. Yani kızmak, darılmak değil, o insanı dinlemek ve ona Allah'ın izniyle merhametle davranmıştır. Yani asla en ufak onu azarlama, kötü söyleme yok ama Allah'ın hükmünü de ona nakletmiştir. İki Karataş'dan kasıt Medine'nin iki Harre denilen yerleridir. Bu Harre arasındaki şehirdir. Harre ise siyah taşlık, çok taş, siyah taş olan yerlere verilen isimdir. Labe ve Lübbe şeklinde de söylenir. Ebu Ubeyd El-Cevri'de ve diğer yerlerde çok sayıda dil bilgini nakletmiş bulunmaktadır. Onlar derler ki, işte bundan dolayı siyah olan kimseye Lubi veya Nubi de denmiştir. Evet. Zembil içine 15 sağ alacak kadar büyüklükte bir taşımak için, yük taşımak için kullanılan bir çeşit sepettir. Ramazan ayında oruç açmış bir adam konusunda hadisi naklettiler.
Bu rivayetlerden Ebu Hanife ve Ebu Hanife ile cuma ve zihar kefareti olarak yine mümin bir köle değil de kafir bir kölenin de esirin de hürriyetine kavuşturulması aynı şekilde geçerli olarak saymıştır. Ama İmam Şafii ve diğer alimlerin birçoğuna göre bu kişinin mümin olması şartı aranmıştır. Yine nakil edilen bir başka hadis, 2596 hadis, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek yandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden buyurdu? Adam Ramazan'da gündüzün karımla cima ettim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ver, sadaka ver deyince adam yanımda hiçbir şey yok deyince ona oturmasını emretti ve sonra da Allah Resulü'ne içinde yiyecek bir şeyler bulunan iki zembir geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tasadduk etmesini emir buyurdu. Evet, şerhte yandım şeklinde diyor. Bu hadiste, Hazreti Ayşe'den gelen hadiste içinde yiyecek olan iki zembil getiriyor. Bu zembiller de dağıtmasını söylüyor. Burada sadaka ver şeklinde diyor. Adamın sadaka verecek imkanı da olmayınca ona Peygamberimiz kendi getirtiyor yiyeceği ve bunu tasadduk et, bağışla diyor. Altmış mut eder. Yani 60 mut her sadaka bir mut olmak üzere 60 mut eder. Bu da 15 sağdır. Sonra ona içinde yiyecekler bulunan iki zembir getirdi. Ona sadaka olarak dağıtmasını emretti. Bu da aynı şekilde daha önce geçmişti. Muhakkak burada hadis-i şerifte sadaka olarak dağıtması istenilen yiyecekler zembil içinde getirildiği açıklanmış oldu. Bizim mezhep alimlerimizin cumhurun kanaatine göre buradaki delil şu ki sadakanın dağıtılması onun yani o mükellef borcunu ödemesi için Peygamberimizin ona desteğidir. Dolayısıyla evet, bu da ardına peş peşine oruç tutulması şartı olduğudur. İbn Ebu Leyla'nın bunu şart görmeyişi nakledilmiştir. Ama hadis-i şerif açık açık arka arkaya iki ay oruç tutmayı kefaretlerden biri olarak saymıştır. 60 yoksula yemek yedir buyruğu bizim ve cumhurun lehine bir delildir. Sonraki asırlarda da zaten ilim adamları bunun üzerine icma etmiştir. Bu da 60 yoksulun yemek yedirmenin şart olduğudur. Hasan-ı Basri bunun 40 yoksul 20 sağ olduğunu söylemişse de çoğunu görürse 60 yoksul, 60 fakir olmasıdır. Her bir miskine bir mut verilir. Mut ise sahanın dörtte biridir. Ebu Hanife ve Sevri'ye göre her yoksula yarım sağ verilir. Evet. Yine benzer hadisler Hazreti Ayşe annemizden nakledilmiştir.